Ay Selçuk, canım. Arkandayız hayatım. Hayırlı olsun bebeğim. Sağ canım. Gerçekten arkandayız. Yavaş yapacağız. Adım Aysel Mencik, iki çocuk annesiyim. 1989 yılından beri Moğoltay Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Yaklaşık 35 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu mahallede genelde muhtarlar erkeklerdi. Ama mahallenin hiçbir sorunu çözülmemiştir bugüne kadar. Düşünün, sokak lambasının rengi bile 35 yıldır aynıdır. Daha sonraki süreçte mahallemizde hiçbir çalışmanın olmadığını farkındayım. Bunun için aday olmaya karar verdim. Moğoltay Mahallesi Dersim'in en eski mahallesidir. Merkezi bir konumdadır. Çarşı merkezi buradadır. Bundan dolayı Dersim'e gelen herkesin mutlaka uğradığı bir mahalledir. Bundan dolayı mahallemizin aslında daha yaşanır bir mahalle olması için daha güzel, modern bir mahalle olması gerekiyor. Ama ne yazık ki mahallemizde hiçbir çalışma yok. Bundan dolayı biz de elimizden ne gelir onu düşünerek hareket ettik ve bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Mahalle meclisleri oluşturup bu mahalle meclislerinin içerisinde kadın komisyonu, gençlik komisyonu olacak. Ayda bir toplanıp bütün mahallenin sorunlarını ortak paydada buluşarak ne yapmamız gerektiği noktasında beraber hareket edeceğiz. Özellikle gençlerin, örneğin üniversite hazırlanan gençlerimizin maddi durumu iyi olmayanlar vardır. Bunlara nasıl yardımcı olacağız? Bunu gençlikle beraber çözeceğiz. Şöyle yapacağız, bunu tabii belli bir kısmını muhtarlık maaşından burs sağlamayı düşünüyoruz. Bunun dışında da Avrupa'dan, Dersim deneklerinden yardım alarak inanıyorum ki yardımcı olabilecek iş insanlarımız çoktur. Bu noktada bunlara ulaşacağız. Arada şöyle bir şey yapacağız. Biz sadece aracı olacağız. O arkadaşlar, kendi yardım etmek isteyen arkadaşlar öğrencilerin IBAN'ını alıp direkt parayı onlara aktaracaklar. Şimdi ben mahalle çalışması yaptığımda çok yaşlılarımızın yalnız yaşadığını gördüm. Gerçekten bu konuda bayağı da üzüldüm. Bunları şöyle bir planımız da var. Ayda bir bunları ziyaret edip gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal yardımlaşmalardan bunların artık haftalık mı olur, aylık mı olur, onların ev temizliğini de yaptırmayı planlıyoruz. Bunu yaparken yalnız değilim. Az arkadaşlarımız var, altı kadın arkadaş, iki erkek arkadaşımız var. Bunlarla beraber bunu tek başıma değil, beraber çözme noktasına hareket edeceğiz. Kadın aday olarak çok olumlu tepkiler alıyorum. En büyük sorunumuz, mahallemizin en büyük sorunu. Yani aslında Dersim'in en büyük sorunu şu anda maalesef sokak hayvanları. Herkesin ortak dileği şu sokak hayvanlarına bir çözüm bulmak. Ya, sokak hayvanlarına çözüm bulmanın aslında bir mahallenin olmuyor. Örneğin biz çabaladık, mahallemizin bütün hayvanlarını toplattık, bir barınağa koyduk. Ama diğer mahalledeki hayvanlar gelecek bu mahalleye. Biz bunu şöyle yapacağız. Bütün mahalle muhtarlarıyla ortak noktada buluşup bu konuda gerekli yetkilileri harekete geçireceğiz. Ama şu vardır, bu hayvanları toplayıp bir barınağa koymak değildir. Bu hayvanların bir de yaşam alanı olması lazım. Yani atıyorum üstü kapalı bir barınak olabilir. Yine de yardım etmek isteyen hayvanlara, işte o beslemek isteyenler gidip orada da besleyebilirler. Şu anda en büyük sıkıntı o. Mahallemizin en büyük sıkıntılarından biri de maalesef çöplerdir. Yollardaki doğalgazdan dolayı yollarımız kazılmıştır.
ama yama yapılmıştır. Biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ki hala yamalarla uğraşıyoruz. Bunu gerekli mercilere, örneğin belediye, biz bunu zorlayacağız. Yapana kadar pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Kaldırımlarımız artık yıkık dökük. Yani şu anda bir şehire benzemiyor. Bazen başka yerlerdeki köylere baktığınız zaman belki bizim Dersim'den daha modern görünüyor. Bu noktada dediğim gibi bunun yol sorunu, yollardaki o özellikle yamalı yolların çözümü, mahallemizin aydınlatma da sıkıntı. Bazı mahallemizin bazı sokakları karanlık içerisinde. Bu noktada da hareket edeceğiz. Bunu çözene kadar dediğim gibi uğraşacağız. Bazı yollarımız da asfaltsız. Yaz, özellikle yaz olduğu zaman toz toprak içerisinde kalıyor. Bunu da gerekli dediğim gibi gerekli yerlere çözene kadar, sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Şöyle bir sloganımız vardır. Mahallemize kadın eli değsin, değişim her köşeden fark edilsin. Bunu seçildiğimiz günden sonra bunu bütün halkımız görecek. Hiçbir verdiğimiz hiçbir sözü asla es geçmeyeceğiz ve bütün sözlerimizin arkasında duracağız. Ta ki yaptırana kadar. Örneğin 1 Mayıs anıtının orada ki parkın o çeşitli araç gereçlerin hepsi kırık dökük ve oradaki o betondan kaynaklanan çocukların düşüp çoğu zaman bir yerlerini kırmasından dolayı o anıtın da özellikle parkının düzeltilmesi. Şöyle bir şey vardır, bizim mahallede gençlerimizin gerçekten çocuklarımızın oynayacağı alanlar yoktur. Bu alanları aslında şöyle aklımda bir yer vardır. Mesela Cumhuriyet Ortaokulu'nun orada yıllardır yıkılan bir şey vardı. Halı saha vardı. Neden o halı sahayı biz faaliyete geçirmeyelim? Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na görüşüp, gerekirse bakanlıkla diyorum, bakın müdürlüğüne değil bakanlıkla görüşüp onu faaliyete geçirtebiliriz. Çocuklarımızın gerçekten oynayacağı yer yoktur. Örneğin Flamingo'nun oradaki park normalde çocukların oynayabileceği bir alanda ama özelleştirildiği için çocuklar orada da oynayamıyor. Bu mahallenin en büyük sorunu park sorunu, çocuklarımızın oynayacağı bir yer yok. Araç parklarından da bahsediyorum. Bir yerde bir yangın çıksa gerçekten çok büyük sorun olacak. Çünkü o kadar çok araç park ediliyor ki insan bakıyorsun dışarıda insan yok ama binlerce araç var. En önemli sorunlardan biri de araç parkıdır. Bunun da bir an önce çözüm noktasını belediyeyle ittifak içinde olacağız. Dersim kadın kimliği önemli. Dersim tarihsel olarak baktığın zaman kadın mücadele içerisinde gerçekten daima olandır. Çünkü biz Dersim kadını kendimize özgünüz. Özgürlüğümüze düşkünüz. Ve bu bundan dolayı hep mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz güçlüyüz. Bu gücümüzü de her zaman kanıtlıyoruz. 1850 yılından beri New York'ta başlayıp ta 2024 yaklaşık 167 yıldır kadınlar kendi hakları için mücadele ediliyor. Aslında hak verilmez, hak alınır. Biz kendi hakkımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan bütün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum, saygılarımı sunuyorum.